Arkadaşlar son bir tek ilk aldım diye. Bir saniye ben değilim. Ya bu küpeleri değiştirsek mi acaba? Çok güzel. De hemen iki dakika. Yüzleşiyor orası. Birazcık daha şey yaparsa bir de sıkılacak. Tamam hocam bir dakika. Hemen bir saniye. Ayrıca zaten bu tapırayı yüksek. Benim boyum kısa. Bunu niye bana şey yapıyorsunuz? Ayaklarım da yeri değmiyor. Rahatsız ediyorum. Hocam bir şeye ama ruhen de hazırlanmaya çalışıyorum. Hemen bir dakika. Gerçekten geliyorum. Saçım uzuluyor. Sinirlenme. Tamam. Sinirlenince düşüyor olur onlar. Hemen beni düzleşmeye başlıyor. Hazırım. Değerli izleyiciler, bugün çok özel bir konuğum var. Oyunculuk kariyerine kıvırcık saçlarının önlenemez güzelliğiyle girse de daha sonrasında sanki ütü masasında ütü yapmışçasına düzeye sürüklenen ve onca partnerden sonra doğru partnere rastlayan değerli sanatçı ve oyuncu Açeli Topaloğlu bugün Daniska'nın konuğu. Ay. Otur otur. Oturacağım inşallah. Sen buradasın. Üstünü değiştirmek ister misin? O kadar isterim ki. Evet sevgili Açeli Topaloğlu bugün Daniska'da. Açeli hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Heyecanlıyım. Niye? Bilmem. O kadar zaman geçirdik beraber ya. Evet ama şey burası başkaymış. Oraya bu şey gibi mi? Eski günlerdeki o popüler zamanlarını anmak gibi mi şu an senin burada olmak? Bu kadar güzel bir şeyde olmak. Yani gibi evet. Özlemiş misin? Seni mi? Genel olarak. O günleri mi? Genel olarak böyle. Neyse ki o günlerden daha iyi durumdayım. O yüzden çok özlemiyorum. Ne açıdan daha iyi durumdasın? İşte bu bahsettiğin hani işte eski cafcaflı günlerim kafasında bir şey söyledin ya. Ne açıdan daha iyi? Daha iyi derken nasıl daha iyi? Yani daha iyi işler, daha çok insan, daha popülerlik mi? Çünkü o zamanlar çok daha popülerdin. Öyle mi düşünüyorsun? Bence öyle değil mi? Açılı topuğu deyince. Bence öyle değil mi diye insanlara mı soruyorsun? Hayır bence hayır sizce pardon. Şey diyeceğim çok iyi. Sizce öyle değil mi? Sağ ol ya. Açeli Topaloğlu ya, hala bu arada yaptığım bütün işleri çok severek takip ediyoruz. Çok inanılmaz güzel şeyler yapıyorsun. Doğru söylemiştin. Bu arada Açeli'yle ilk defa ben şunu belirteyim. İlk defa programımız bir PR bölümü içeriyor. İlk defa bir reklam bölümü içeriyoruz. O da kendi filmimiz. Evet. Bizim filmimiz. Beraber. Açeli'nin filmi. Ona eşlik ediyorum ben de. Ama şöyle bir şey yaptık biz ilk programa özel. Fragmanı izlemedin. Bunun bir nedeni vardı. Yapımla beraber hep böyle bir plan yaptık. İlk tepkini canlı görelim istedik. O yüzden fragmanı şimdi izleyeceksin. VTR'miz dönecek. Hazırsak izleyelim. Böyle bir VTR yok. Ya tabii ki yok. Efendim şimdi benim bir sıkıntım var. Ben soru sorulduğunda ters cevap veriyorum. Nasıl ters cevap? Benim bir tanelerim, canlarım, programıma hoş geldiniz. Talat, nasıl yazıyorsunuz bu rap şarkı sözlerini? Rap'e geçmeden önce... Sen rap'e geçmeden önce ben hemen bir İsa hocama dönmek istiyorum. Kainat yaratılmadan önce ben hemen bir Meral ablamın yanına gitmek istiyorum. Soğanlarımızı alıyoruz. Ama soğanları almadan önce... Nalan'cığım siz başlamadan önce samimiyetle araya girebilir miyim? Ne münasebet hocam, siz kimsiniz benim lafımı böleceksiniz? Şu hıyarlığa bak. Oha! Şimdi düşündüğün tersini söylüyorsun. Soru sorulduğunda. Çikolatalı keklerimizi indirimde ister misiniz? Evet lütfen. Soru sorulduğunda düşündüğün tersini söylüyorsun. Ay. Hanımefendi lütfen biraz dikkatli olur musunuz? Ay beyefendi ne özür dileyeceğim, yine olsa yine yaparım. Kanaldan kovuldun. Burada çalışayım ha? Sigorta da istemem. Karı tokluğuna. Hanımefendi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Gün başında fena kaymış ya bu arada. Kıyafetlerden olabilir mi acaba? Gece gündüz evde sünnet töreni varmış gibi geziyorum. Hocam hastalık olabilirmiş. Ondan öyle davranmışım. Ne yaptım kızım ben ya? Git doktora falan göster kendini. Günlerdir kimseyle konuşamıyorum. Ne yaptığım belli değil. Ben çok çaresizim hocam. Nalan Hanım şu anda bir seansın tam ortasındayız. Senin ne işin var burada ya? Ne var? Senin yüzünden maneviyatın bozuldu. Çok bir maneviyatın vardı da sanki. Hocam Allah Allah arama giriyor ama. Yeter. Ben böyle saçmalık görmedim. Ne diyorsun kızım sen? Bulaşıcıymış. Ne?
Ece biz hangi şehirdeyiz? İstanbul. İstanbul mu Ankara mı? Ankara. Aynen Ankara bak. Arkadaşlarımın durumu için hocam var mı acaba bir teşhisiniz? Var. Ciddi misiniz hocam? Hayır. Anlaşılmayacak bir şey yok. Nalan'a ne olduysa aynı Dündar hocanıza da oldu. Gerçekten mi? Hayır. Ben dayanamayacağım artık. Nalan koy şu masaya ağırlığını artık. Çok acıktım. Hocam siz de ne olur bir şey söyleyin ama artık. Söyleriz tabii. Ben salasa söylerim. Bana da çorba kâfi. Hadi. Önce sohbetten ziyade seninle çok uzun bir set süreci geçirdik. Sette en eğlendiğin anlamda çok girdi. Uzun değil ki, 3 haftaydı. Evet, nasıl geçti set senin için? Ya güzel. Ve hiç yorucu değil. Yani bu kadar keyif alarak başka bir işte bilmiyorum çalışma. Yani hepsinden çok keyif aldım, o ayrı ama burada ekip ayrıydı. Partnerim çok iyiydi. İnanılmaz bir setti. Evet, böyle işe gider gibi gitmiyordum. İşten ziyade partnerini öpsen neyi översin mesela? Partnerimi övsem. Yani zekasını överim ya. Gerçekten her çok samimi. Evet, bir şey evet. Bulmuşsun. Her ama programda. Evet, bir şey bulmuş muyum? Zekayı ben buldum arkadaşlar. Başka bir şey geliyor mu aklına? Başka bir şey gelmiyor ya. Ne kötü değil mi? Evet, o zaman sorulara başlayabiliriz. Eyvah. Yani aslında baktığımız zaman oyunculuk kariyerini çok eskiden beri istemişsin. Bayağı oyunculuk istemişsin zamanında. Hiç istemedim ya. Yani şey küçüklüğümden mi bahsediyorsun? Hayır yani küçüklüğünü bilmiyorum da böyle belli bir yani uzun yıllardır oyunculuk... Yani birisi yol yürürken seni keşfedip bir anda oyunculuk sektörüne başlamamışsın. Evet. Oyunculuk planları kurmuşsun. Evet şöyle annem kesin orada da bulup okumuşsundur bir yerlerden. Annem benim sağ olsun, ben dans ediyordum. 12 seconds later. Annem dedi yani oyunculuk şey... Danstan başka bir şey düşünür müsün dedi. Ben de kafam sadece buna basıyor şu anda, hiçbir şey düşünemem dedi. Şu an mecburen dans konuşacağız çünkü araya bir hayır, dans. Hayır, buraya ben konuştum, bitiriyorum dans mevzusunu. Dans ederken de dedi ki bence dedi oyunculuğa dedi bir giriş yapabilirsin dedi. Bence enerjini orada atabilirsin dedi, artık evde kadına ne yapıyorsam. Eternity later. O yüzden de ben de dedim ben insanlar bunu küçüklüğünden beri yapıyor. Ben de bu yaşımdan sonra... Muhtemelen yapamam. Acaba ailenin seni başından savmak için yönelttiği bir... Hayır, hiç kimse çocuğunu başından savmak için oyunculuk önermez. Buradan toplumsal bir duyuruyla. Evet, teşekkür ederiz gerçekten. Biz de çünkü çok şüphedildik acaba oyuncular bu yüzden mi oluyor? Yani aileleri onu savıyor diye mi? Ama savmıyorlarmış. Değil. Hepsi artık kendi isteği ama olduğunu... dedi okul dedi. Yani okuyacaksın, bir şekilde eğitimini alacaksın bunu dedi. Öyle, tamam eğitim dedi. Eğitim gerekli mi sence kadar oyunculuk konusunda? Bazı insanlara gerekli, bana gerekliydi. Çünkü şöyle bir şey, mesela kimi insanları da bence eğitim bozuyor. O enerjisini bir şeye sokmaya, dengelemeye çalıştığın zaman o kişi daha çok ne yapacağını bilemiyor bence. Ama benim ihtiyacım vardı. Peki sence sektörde eğitime ihtiyaç duyan bir oyuncu var mı? Bir mi? Peki yani baktığımız zaman aslında bir sürü iş yapmışsın oyunculuk kariyerine girdiğinden bu zamana kadar. Onları da konuşuruz ama hiç böyle arkasında durabileceğin bir tane iyi işin var diyebileceğin bir işin var mı? Hepsi. Hepsi çok iyiydi. Aa, patlayan bir işim var ya, şimdi hatırladım bak. Darısı başımıza diye bir iş. 5. bölümde patladı. What was that? Yani reklam arasında bile gitmiş olabilir. Siz çok beklerken yok oluyor. Aa yani film girdiler yani bu daha iyi diye. Bence kötü bir iş değildi. Anlaşılmadı. Evet genelde öyle oluyor zaten yani. Buradan peki Türk halkın aklını mı sorguluyorsun? Öyle bir şey benim haddim olabilir mi ya? Tabii ki değil. Niye olmadı peki hiç sence dönüp baktığımızda, diyebilir misin şu yüzden olmadı diye? Kendine pay çıkartıyor musun o zamanlardaki çaylaklığın, o zamanlardaki yetersizliğin, eğitimsizliğin? Yo, çaylak değildim ya. Çaylak değildim, o daha mı kötü acaba? Yani ne zamandı o zaman? Öyle bir sıkıntı var. Onu bir saniye. Şu an. Bir dakika. Biraz filmden konuşalım mı? Ben hiç çünkü ilk defa yapıyorum. İlk defa PR olarak ağırlıyorum birisini. En azından bizim filmimiz. O yüzden rahat konuşabiliriz. Yani filmle alakalı söylemek istediğin şu sahne kötüydü dediğin bir yer var mı? Şu sahne gereksizdi. Ya belki bunu filmi çekerken konuşsaydık bilmiyorum. Olabilirdi ama ben filmin %70-80'ini hatırlamıyorum. Gerçekten. Yemin ederim hatırlamıyorum. Ya öyle mi? Ya benim Siri öyle kayıtlı ya, yalan duyunca ortaya çıkıyor. Şapkasının altına saklamış ki yani. Olacak iş değil ya.
Mesela araba sahnesi vardı ya. Ah şuna gel seni geç. Adamı hatırlıyor musun? Hayır. Başka sahne mi? Şey. Ay o şey yapsak ya duygusal sahnemizi. Bakma bana ya. Ben. Gerçekten böyle oynadı. Bakma sen bana bakma ya. Yani gözlerinde kendini sorgulayan bir bakış vardı. Ne yapıyorum ben şu an? Evet. Dans eğitimi var, müzikal eğitimi var, tiyatro eğitimi var. Bu kadar zorlamaya gerek var mıydı Açeli'ye? Zorlamak mı? Bunların hepsi tiyatronun içine dahil değil mi ya? İşte o yüzden diyorum yani olmadığı zaman acaba bir... Hangisi olmadı? Yani ne bileyim canım yani. Sana hangisi olmadı gibi geldi? Hayır yani çok çok güzel eğitimlerim var. Çok doldurmuşsun kendini. Hepsi Allah böyle razı aristokrat dediğimiz o belki şeye batılı... doluluğa sahip şeyler. Yani kulağa hoş gelen şeyler. Müzikal eğitimi, evet. Dans eğitimi, fiziksel, ses kullanımı. Ya önce dansla başladım. Sonra annem tiyatro dedi. Tiyatroya derken bu ikisini nasıl birleştirsin? Böyle ya birleştirsin. O ikisinden ziyade bütün bunları birleştirip günün sonunda güldür güldür de olmak. Muhteşem değil mi? Yani kulağa öyle geliyor. Nasıl bir duygu diye soruyorum ya. Muhteşem değil mi? Muhteşem ya. Muhteşem. Kesinlikle bunu öyle. Bunu bu arada oraya girmeyen anlamaz. Ya evet, evet. 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 Ya içerideki herhalde bir enjeksiyon veriliyor. Gazla. Bu arada hep yapıyoruz. BKM ile aramız iyi olduğu için bu şakaları yapıyorum. Onu da belirteyim. Asla oradaki insanlar yani bizden çok... Yani düşünün o kadar kötü durumdaki sürekli açıklama yapma gereğinde bulunuyor. Gereğinde bulunmak. Gereğinde bulunmak. Yüklem yok. Oraya kimse duymadı bile aman. Gerçekten bu hepsi çok iyi insanlar. Geçen hafta oturduk sevgili Rüştü'yle. Evet. Çok tatlı insanlar yani. Çok selamlar. Onun şakasını yapabildiğimiz için o şakayı yapabiliyoruz evet. Yani. Filmde hiç öpüşme sahnemiz yok. Evet. Bu senin için bir noksanlık mı? Yani genel olarak bir oyuncu olarak mı, senle olmadığı için mi? Hayır. Bunu konuşsak ya. Hayır genel olarak filmde o kadar çalıştık. İnsan bir öpüşmek evet. istemez mi yani? Ya bir şey söyleyeceğim. Neden böyle bir şey istesin bir insan? Hayır senaryo gereği yani. Ne bileyim o kadar yıpranıyor aşk hikayeleri. Senaryonun içinde olmalıydı diye mi düşünüyorum? Hayır bir gün eve bıraktın ya beni orada ondan bahsediyorum. Hmm. Sergen. Başka sabah set var ne yapıyorsun? Sen... çünkü öpüşünce sarhoş mu oluyorsun? Hayır ne bileyim hani yarın yüzümüze bakalım diyor yani. Ben çok utanırım öpüşünce. Sergen öpüşmüyor ki Talat öpüşüyor. Aramızda Talat için aramızda cinsiyet var. Aramızda kalsın diye söylüyorum. Belki bilmiyor olabilirsin. Talat'ı ben oynuyorum bu arada. Değerli izleyiciler, Dayını Sıkı Sıkma bölümüne hoş geldiniz. Şimdi sıkma oyunu oynayacağız ama bugün farklı bir şey yaptık. O da şöyle, uzun bir süre set geçirdiğimiz için birbirimizi tanıyoruz. O yüzden filmle alakalı, setle alakalı, oradaki oyuncularla alakalı sorular soralım dedik. Siz de bir şuna hakim olabilirsiniz. Oyunu biliyorsun. Evet. Yanlış cevap veren suyu yer. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hadi kim başlıyor? Taş, kağıt, makas. Tek de. Bir, iki, üç. Sen başlıyorsun. Geliyor. Nalan setindeki ışık şefinin adı nedir? Adem ve Adnan. Ya böyle bir soru olabilir mi ya? Ya... Köpek beni nerede düşürüyorsun ya? Allah'ta hatırlıyorum. Adem abi çok selamlar buradan abi sana. Vay ödüm koptu ya. Çok ödüm koptu ya. Doğru muymuş bu arada gerçekten? Adem abi selamlar. Evet. Buyursun. Ben o kadar rahatladım şeyi unuttum. evet. Gel, geç şimdi. Bekle hiçbir şey yok. Oğlum, soğuk. Soğuk bir şey yok. Soğuk saçlarım. Hazır mısın? İç tıkıyor. Bir. Ay hiç yüzüne gelmedi ya. Daha çok atacaksın. Nasıl korunuyorsa, kalbim nasıl koruyorsa inanılmaz ya. Hiç yüzüne gelmedi ya. Şöyle yüzüme atacağım. Evet. Geliyor. Üstüme yapıştı. Nalan filminde Ece Seçiklerini oynayan Berkan Kural Türk'ün gerçek göz rengi mavi mi yeşil mi? Çok... Berna seni seviyorum. Bir de arayıp ona mı sordun? Yo. Kesin sordu çünkü sen de bilmiyordun. ben çok karıştırdım hangisi diye. Evet. Mavi. Boşa bence şu an. Yeşil deseydim de mavi de yani yiyecektim ben bunu. Yok mavi yani yeşil de. Okey. Başka bir şey. Dur bu sefer doğru açayım.
Oh be. Filmden beri bu anı beklemiş. Ama çok rahat. İlk tadı da rahat. Tam vücuduna geldi yani. Evet. Nalan'ın gazetede kendini gördüğü sahnede üstünde ne vardı? Elbise mi, ceket mi? Ceket. Gerçekten elbise mi? Kırmızı elbise mi? Hazır mısın? Mavi ceket yok muydu ya? Gazetede kendini ilk gördüm. Gazetede değil. Ha, gazetede değil. Gazetede kendini ilk gördüğün ne vardı üstünde? Anladım. Gözüm niye açılmıyor? Bahtiyar Engin Yüzüklerin Efendisi'nde hangi karakteri seslendirmişti? İstemedim ki. Gollum mu, Bilbao? Gollum. Gollum dedi. İlk şık alıyoruz değil mi? İlk şık alıyoruz. Gollum dedim. Bilmiyorum ki tek... Doğru. Bir manipülasyon yapayım dedim. Şey atıyorum galiba. Bak bir de hepsini at. Gerilmeyeyim yani. Şey, boyun uzun kalıyor ya, tependen aşağı dökemiyorum. Çünkü böyle atıyorum. Şöyle bak şu. Şu. Tamam. Ben tabii havaya tamam, ben, de. Ben sadece su olağı görüyorum böyle sahne. Kırık Kavak dizisi sahnesinde plakette yazan yönetmenin ismi Mustafa mı, Muhsin? Muhsin. Neredesiniz? Görüyorum hadi. Sergen'le ilk sahnenizde Sergen'in giydiği tişörtün rengi mavi miydi, beyaz mı? Bu şey gibi olmuş değil mi? O gün ne vardı üstümde? Şey, soğuktan beynim çalışmıyor, bir dakika. Beyaz. Hayır ya, araba sahnesi değil mi ilk sahnemiz? Kafe sahnemiz. Kafe mi? ABM'de kafe. Buz mavisi üstüm var böyle. Hayır, ilk defa kazanıyorum. Çık elini, çek elini, çek. Hayır, burnuma kaçak. Kulağına girdi mi? Kulağına... O kötü mü oldu? Bir şey olmadı değil mi? Bir şey olmadı değil mi ya? Bir daha var değil mi? Harbiden girdi, duymuyor mu? Bir şey olmaz kız, bir şey olmaz. Bizi niye giriyorsun şu an? Bana eminim. Ne olabilir ki su yani? Bir şey buradan içine giriyor mu acaba sular? Biraz girdi biliyor musun? Onu hiç düşünmemiştim ya. Yani paçalarıma kadar sapak. Gözükmeyen yüzü. Oğlum çok kötü. Ya oyun oynuyoruz, bizi niye canım sık pişman oldu şu attığımı? Niye pişman oluyorsun? Hadi. Evet hadi. Hadi. Sergen. Karşılıklı oynadığınız ilk sahne hangi gün çekilmiştir? Cumartesi mi, pazar mı? Cumartesi. Tam pazar pazar. Dök, yapacak hiçbir şey yok. Abi bu antidepresan ya. 600 lira seans mı? Sıkma oyunumu. Film gereği Nalan ve Tarat kaç yıl önce sevgili olmuşlar? 10 mu, 7 mi? 7. Artık buna vicdanımız... Bir dakika, 10 olamaz. Ben şuradayım yani, oyunu boş verin. Kadın filmi bilmiyor, ben orada... Oğlum sarılınca üstüne düşeyim. Ama bunu kıyamam, bunu partnerime verebilir miyim? Ver, içeyim mi, ne yapacağım? Başımı aşağı sen... ben mi dökeceğim? Yarı yine dökelim, yarı yarıya. Sen bana, o zaman dökeceğim, sana ne döktüreyim, manyak ben. Aç el yediniz kadın konuklar. Yani kariyerinin buraya geleceğini bilseydin yine bu düşü kurar mıydın? Ya böyle bir kariyer seni bekliyor olacağını bilseydin yine ben bunu bilerek yaşadım. Yani şöyle ne ile olduğunu bilmiyordum ama ben 15-16 yaşlarındayken çok saçma bir şekilde böyle tanım. 2 hours later. Bunu düşünerek giriyordum. Giyiniyordum falan, abim de hep diyordu tam olarak hani
para kazanamayan bir sanatçı gibi geziyorsun gerçekten diyordu. Üstümde manas kürkler, büyük büyük gözlükler falan. Niye bilmiyorum. Annenin şişirdiği şey abinin herhalde o özgüveni yürütüyordu abinin herhalde. Abim çok güzel aile, özgüven yırtar. O kadar güzel yırtar ki. Ben bir gün heyecanlandım böyle Kaçak Gelinler'in ilk bölümü yayınlanmış. Üst üste takip böyle şeyde Instagram'da. Abi dedim abinin de inanmıyorum şu anda işte yani 150-200 takipçim falan vardı ve o gecede 20.000-30.000 olmaya başladı. Telefonum kilitlendi falan. Abi inanabiliyorum. Biliyor musun? Ya ne güzel hani seninle gurur duyuyorum dedi değil mi abisi? Evet ne olursa olsun bir insansın dedi. Yani ne düşünmeliyim bununla bunun altında ne aramalıyım her şey bitti yani. Aşırı. Vallahi. Sever evet. Ne güzel. Peki takipçi gelince mutluluğun o kadar şey ki şu an bile geçti mesela bize. Şu anki mutluluğu ya hala çok fazla. Çünkü şey bir yani takipçiyle ilgili değil bu. İnsanların bir şeyi görmesiyle ilgili. Yani ama benim onlara geçirmemle ilgili. Ama az önce 20 bin insan değil de 20 bin takipçi dedin ya o yüzden takipçi diyorum ben de. Yani 20 bin insan mı geldi diyeyim insan. Ya takipçi değilse benim için mesela, bir rakam onlar yani benim için. 20 bin geldi mi diyeyim. 20 bin geldi. O cebe indirdim falan. Dizi ilk bölüm 2. bölümde 30 bin daha alsam. Çok yanlış anlamış. Peki senin için mutluluk muydu bu? Tanınmak artık bir şeyleri oluyorum. Tanınmak değildi oradaki mutluluk. Benim yaptığım bir şeyin yani yıllardır üstüne çalıştığım bir şeyin insanlara değmesiyle ilgiliydi. Yani takipçi yükselmesi senin karakterini bozdu mu? Seni değiştirdi mi? Seni hak ettiğin ilgiyi görmek belki de artık hak ettiğin değer hak kadar ettiğin değer vermek. Hak ettiğin ilgi sadece Instagram'daki takipçi sayısı değil ama hak ettiğin... Kimisi öyle düşünüyor. Öyle diyen kimisi öyle düşünüyor. Yani Instagram takipçi sayısı yüksek olan değil mi? Birçok insanın şu anda motivasyonu... ana kaynağı takipçi yükseltmek bu yüzden. Sen reklam... güzel böyle şey yapmışsın ha oradan hep bir aynen geliyor. Evet Sergen falan. Benle kim var şu an? Filiz de yok galiba. Kimler şeyleri bir alkışlayabilir miyiz? Kimler şeyleri beraber? Ya, ben tamam ben oldum. Bir telefonumuz var şimdi. Aşırı tatlısın. Evet gerçekten çok dünyanın en güzel ekibiyle çalışmasam da çok tatlı insanlar yani. Tatlılar. Evet değerli Deniz'ki izleyicileri. Yok ben seni dinliyorum. Şimdi Aşeli ile afişini oynayacağız. Afişlerdeki sevdiğimiz sanatçıları ve beğendiğimiz filmleri, güzel afişli filmleri. Biz de şimdi onları yad edeceğiz. İnşallah. Haydi ilk filmimiz Çat Kapı Aşk. Evet şimdi hazırsak başlayabiliriz. Buradan kimi seçiyorsun? Ben zaten tek. Yo değişebiliriz. Nerede sabrı seçiyorum şu an? Ben de şeyi seçiyorum. Ben de Jazz. Atlasana, atla. Ha, dur ya bakayım. Sanki 2-10. Tırmanamadım adama. Dur bakayım, her şey. Bir kol... Yergi... Ben o şeyi gördüm, o disk anı gördüm biliyor musun? İkinci afişimiz şu anda geliyor. Sinema severlerin çok... Evet, üçüncü afişimiz şu an. Heh, Abanak Kuzenler. Ben Yağmur Atacan. Ben de Paşa. Oğlum bir dakika, gözün şimdi gelmesi çok belli oldu. Evet, geniş ailede seçildi karakterlerimiz. Ben kesinlikle Roja Demirer. Bülent. Evet, hazırsak dur şimdi. Evet, ha, şöyle ben hazırım. Evet, son filmimiz Babaların Babası geldi. Afiş güzel bu arada. Tamam, sen... Ben sevgili İsmail Demirci'yim tabii ki. Onun yaptığı sen gibi... Sen onu boşa yapamam. Yapamayacağın için ben de Burcu yiyormuş. Böyle bu... Böyle biraz... He, tamam. Peki sence sana gerçekten gülüyorlar mı? Evet. Ne isterden bunu söylüyorsun? Yani gerçekten yani o gülmeleri sence içten mi? Ne oldu? Sence gerçekten... Bilmiyorsan sorma ne oldu? Gerçekten gülmeleri içten mi sence? İnsanlar güldürdüğüne dair... Niye sahte gülsünler? Kırbaçlamıyorum ki gülmeyince. Ben bir şeye para versem ve gitsem izlesem ben yerlere yatarım yani. En azından sesim kısılsın. Para verdim derim. Onu ses kısana kadar yapabilen insan var mı? Bilirmiş. Hadi be. O kadar komik insan var mı dünyada? Kesin. Yani senin komedinde yani birisi sana bilet aldı geldi ve gösterini izliyor. Ya da ne bileyim bir dizini, bir filmini, tiyatroda yapıyorsun. Tiyatroyu sonra bıraktın tiyatroyu sonra yapmadın. Bırakmadım. Dizi parası daha mı tatlı geldi sana?
Yo, tiyatroyu hiç bırakmadım. Tam biz yeni oyunumuzu artık bitirmiştik. Dekorlarımız çıkıyordu tahmin ki. Tahmin edeyim, pandemi patladı. Filmimize yani bir sinema filmi çıkıyor. Nalan filmine. Şu an insan çağırsan, izleyici çağırsan, sinema sever çağırsan. Buradan seslenmek ister misin? Belki ilk defa böyle bir yerdesin. Bir daha çıkar mısın bilmiyoruz. Ben bir daha gelir miyim hiç bilmiyorum. Bir isimsel bir şeyden bahsediyorsun. Toplu böyle. Vizyon. Mesela ben şöyle yapayım. Ben başlığı atayım, sen gövdeyi söyle. Vizyon tarihimiz. Tam partneriz kaybettim. Tam daha iyi olamaz biliyor musun? İki tane beyinci yana gelmiş. Ne diyeceğiz? İki armut. Ne diyeceğiz? Evet, Nalan filmimiz. Ne zaman? 7 Ocak'ta. Evet. Bu kadar. Bir daha. Hiç olmadı. Nalan filmimiz. 7 Ocak'ta. Vizyonda. Kesinlikle izleyin. Bu filmden peki beklentin var mı? Filmden sonra şu olur dediğin. Yani şöyle bir şey bence beni bekliyor. Şu olur bence. Ya da film şöyle bir etki bırakır. Ya da film şöyle olur. Ya da ne bileyim film belki böyle olur. Hiçbir şey saymayıp bu kadar çok şey saymak ya. Ya biz burada giderek güzelleşen değil, çirkinleşerek kendini bulan bir kadının hikayesini izliyoruz. Senin de bunu kabul etmiş olman çok gerçekten bir oyuncu için bence harika bir... Yani kimisi belki öyle bir şey istemeyebilir. Ben hayır böyle bir ne bileyim bu modelde gözükmek istemiyorum diyebilir oyuncu. Yok ya, hiçbir oyuncu böyle bir cümle kurmaz. Bak böyle bir oyuncu bulursam... Ama oyuncu diyorum. Sen eleştiriyi daha sert, sen daha kalın yapıyorsun. Çok ince gördüm. Ben olduğu gibi gidiyorum yani direkt. Evet. Evet, çok şey. Peki şimdi biraz şey konuşalım. Şakadan ziyade sence bütün oyuncu arkadaşlarımız çok tatlı insanlardı. Niye ben? Hepsi çok tatlı insanlardı. Onlarla evet. Çalışmak harikaydı. Peki döndüğümüzde hangisi sence bu işte olmayı hak etmiyordu? Ece, Bahtiyar abi, ama bu Berna, yani Bülent buna bir abi. Şey söylemek yapıma, kast direktörümüze ve yönetmenimize hakaret olur bence. Çünkü tamam, olsun, bu iş için hiç olmasın. Çünkü öyle bir şey zaten yok. Bu iş için uygun olan herkes bu işteydi. Yani bir kişi hariç ama neyse. Yani sence bu yani Türkçe film... konuşan biri olabilirdi. Keşke düz saçlı biri olsaydı o zaman. Ben ağzım üzerine bir şeyler giymişti. Ama senin seçme hakkın yoktu. Gerçi benim de yoktu ama olsun. Bizim dili gibi bir şeydi. Peki yani günün sonunda film kastına baktığımız zaman yani seninle aynı filmde yer almayı hak etmeyen birisi yok muydu? O kadar yıllar uğraştın yani nasıl oluyor şimdi aynı sette yer alıyoruz dediğin birisi yok muydu? Film? Hayır tabii ki. Hepsiyle iyi miydin? Hepsiyle iyiydim. En çok kimi sevdin? Ya Sergen. Bir sonunda ya. Tamam, Sergen'in istediği cümleyi veriyorum. Seni. Gerçekten mi burada? Ya sonuçta hani ben bunca yıldır sektördeyim, bir sürü iş yaptım, bir sürü film yaptım ve bunun yanında sen ilk filminde benimle başrol oynayacak noktaya gelmişsin. Şöyle bakalım, sen yıllarca bir şeyleri yaptın ve oraya geldin. Ben ilk işimde buraya geldiysem demek ki sen de çok ileri gitmemişsin. Hiç kamera arkasında olmayı düşünüyor musun? Kamera arkasında. Ha doğru, bunu konuşuyorduk. Ya yönetmenlik değil. Yok öyle değil, komple çok... bırakmak gitmek hani kamera arkasında. Evet, eşek. Ay. Ay ne oldu öyle birden? Aynı film nereden böyle hop diye çarpışına şey oldum. Kahvede hiç dökülmemiş şansınsa. Üstünüz hala bembeyaz duruyor. Aa, ben de siyah giymişim. Aynı yiyak gibi. Siz bir şey demeyecek misiniz? Ay lütfen bir şey deyin. Yani kalbim yerinden hop de çıktı çıkacağım. Ben öyle yemedi sarımsak yedi. Oh. Oh. Durdukça daha çabuk geliyor. Ne biçim oldu öyle? Sen
Wow! Ne? Bak. Bu benim hayatım boyunca beklediğim bir andı. Be hayvan. Be öküz. Be ayı, ne yedin? İşkembe mi yedin? Midesini mi yedin? Aklım çıktı, gözüm yaşardı. Ne yedin oğlum sen? Sen çık git. Kalk çık git. Bakın istersen... Çık! Sakın. Allah adı verdim, konuşma. Yalvar. Bak bu hiç yaşanmadı. Bu hiç yaşanmadı, tamam mı? Konuşma. Yok izin... Ya! Hala suratıma suratıma konuş. Dön şuraya bak. Şuraya bak. O tabaka konuş. Yok izin ver. Ya sus! Aa! Bu ne be? Ben buraya hiç gelmedim. Bak. Hiç yaşanmadı. Biz çarpışmadık. Bu böyle ah ben buna hiç yaşanmadı. Hiçbirisi olmadı. Ben burada hiç gelmedim. Bu yaşanmadı. Gelmediğim için de şu an gitmiyorum. Evet sevgili izleyiciler, Açelya bugün Danışkan'ın konuğuydu. Tabii gelmişken çok şey var onunla ilgili merak ettiğimiz. O yüzden sormak istiyorum. Asla hayır diyemeyeceğin bir şey var mı hayatta? Hayır diyemeyeceğim. Ne saçma bir soru. Ne? Ne biçim bir soru ya bu? Bunca şeyin içinden bana sen kalkıp bunca şeyin içinden bunu mu soruyorsun ya? Bu kadar, bir daha sor. Şimdi bakayım sorabiliyor musun? Şimdi gözümün içine bakarak bir daha sor bakalım aynı soruyu. Asla hayır diyemeyeceğim.